İyi günler değerli Yeni Bakış izleyicileri. Bugün yine güncel programında sizlerle birlikteyiz. 9 Nisan 2019 Salı gününde ve bugün yine ülkede öne çıkan bir takım gelişmeleri, haberleri birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Evet, bir protokol meselesidir. Gidiyor memlekette. Sabah akşam protokol, gece yatın protokol, sabah kalkan protokol, bir protokol işidir, gidiyor. Zerrede zaten ki bu protokol öyle bir şey ki imzalandığı zaman gökten paralar yağacak bu memlekette. Yok böyle bir şey yani. Dün de konuştuk bunu 3 aşağı 5 yukarı. Böyle bir durum yok. Gökten para yağmayacak yani. Dolayısıyla protokole ne ümit bağlamak çok fazla gerçekçi, ne de protokol imzalanmadı, niçin imzalamadınız demek çok gerçekçi. Neticede bu protokolden gelecek olan kaynaklar neyse artık, o kaynaklar bu ülkenin nüfusuna göre temel ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olmayacak. Yani onu açık ve net söyleyelim. Yani bu protokolün imzalanmasıyla yollar kaymak buz gibi olacak veya ne bileyim sosyal yaşamda ciddi bir sosyal ve ekonomik yaşamda ciddi bir rahatlama olacak veya başka alanlarda ihmal ettiğimiz, tamamlayamadığımız, bitiremediğimiz işlerde hepsi tıkırında yolunda gidecek diye bir şey yok. Yani altyapıdan tut, altyapı işlemlerinden tut, okul, hastane, hapishane üçlüsüne kadar öyle çok büyük bir rahatlamanın olacağını söylemek mümkün değil. Bu arada ben yorumda göremiyorum burada. Aksi gibi ne için acaba değerli yönetmenim? Genelde bir selam diye girerlerdi. Girmediler henüz yorumu. Tabii değerli yönetmenimle biz buradan işte bu kulaklık sayesinde yanlış gösterdik. Bu kulaklık sayesinde. Yok, bu kulaklık sayesinde. Haberleşiyoruz. Protokol konusu, yani hükümeti eleştirme konusu değil. Yani protokol üzerinden hükümeti eleştirmek çok da büyük bir marifet değil. Bunu da açıktan söyleyelim. Protokol konusunda hükümeti nasıl eleştirebiliriz? Şöyle eleştirebiliriz. Bu protokolle gelecek olan kaynak neyse, bu memleketin başıboş ve bilinmeyen, kontrol edilemeyen nüfusunu doyuracak nitelikte bile değil. Yani onu söyleyelim. Bu memleketin İçişleri Bakanı Signorita Madam Ayşegül Baybars'ın açıkladığı gibi 374 bin kişi değil nüfusu. Bu memlekette 374 bin kişi yaşamıyor. Bu memlekette 1 milyon üstünde kişi yaşıyor. Dolayısıyla gelecek olan bu kaynakların 1 milyon kimisine göre, ki dün çok değerli bazı arkadaşlardan yorum aldım, 1 milyon 200 bin olduğunu düşünenler var. Düşünenler değil, hayatın realitesi öyle gösteriyor. Bunlara yetecek bir kaynak yok ortada. Gene biz vergilerimizden, gene biz buranın yerli halkının veya kayıt altında olan insanların emekleriyle, çalışmasıyla geri kalan 1 milyon 200 bin bu memlekette yaşayacak
Ama ona göre bir para da gelmeyecek. Yani onu da söyleyelim. Durum vahimdir açıkçası. Yani başka nasıl izah edebiliriz? Durum çok vahimdir. Ama böyle vahim durumların sonunda da bir patlama yaşanır. Yani bu patlama ışık patlaması da olabilir, karanlık patlaması da olabilir. Acaba der insan, böyle giderek, kötüleşerek, kaynakların da artık gelmemesi veya çok kısıtlı gelmesiyle birlikte doğal olarak bir çözüm sürecine girmiş olur muyuz diye bir egzersiz yapmak gelir aklımızdan. İster istemez gelir. İster istemez gelir. Evet, Bayan Lut'un adanın kuzeyinde ve güneyinde yaptığı temaslar çok umut verici değil. Hatta umut verici değil aslında hiç. Ama bazı müjdeli haberler hayallerin kırıldığı, yani hayal kırıklığına uğranıldığı, umutların tükenildiğini düşünüldüğü dönemlerde de gelir. Ve çok da sürpriz olur, güzel de olur bazı gelişmeler. Onun için çok klişe olarak biz umut tükenmez veya hayallerimiz devam ediyor demeyelim ama şunu söyleyelim. Ne olacağı daha çok net değil. Yani Lut'un temaslarından sonra bir donma süreci yaşansa bile çözüm konusunda, ki ben onu da sanmıyorum ya, beklenmedik anda beklenmedik müjdeler de alabiliriz gibi gelir bana. Türkiye'nin dış siyaset alanında son 4-5 yılda hiç beklenmedik atakları oldu. Buna Suriye müdahalesi de dahil. Rusya ile ilişkileri de dahil. Rusya İran'la, Suriye ile garantör olma anlaşmaları da dahil. Yani bunlar Kıbrıs'ı da içine alabilecek bir şekle dönüşebilir önümüzdeki günlerde. Bunu kimse göz ardı etmesin. Şu anda görünür pozisyonda, evet, umut dediğimiz hadise veya hayaller biraz böyle gerilemiş gibi görünmektedir. Ama unutmayalım ki 1960'ta Cumhuriyet ilan edilmeden bir gün önce bile ciddi anlamda umutsuzluk, ciddi anlamda görüşmelerin kopması söz konusuydu. O dönemi hatırlayanların verdiği bilgiye göre dönemin Kıbrıs Rum lideri Makaryos görüşme masasını bile terk edip uçağa gitmek üzere ayrılırken geri döndürüldü ve o anlaşma imzalandı. Ha, o anlaşma içine sindi mi Kıbrıs Rumların? İşte sinmediği için zaten 63'te allem gallem oldu. Anayasa değişiklikleri, baskı ve en sonunda baskıya tabii geçit vermedi Kıbrıslı Türk toplumu. İşlevsel bir federasyondu çünkü, eşit siyasi hakların gözetilmesi gereken bir federasyondu. Bu haklar gasp edilmeye çalışıldı ve papara da ondan koptu. 3 yıl içerisinde bu iş battos oldu.
Ha, bu defa gene böyle umutsuz gibi görünen vakalarda bir sürpriz çıkma ihtimali olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu iş burada bitmez. Lüt başarısız olmuş olabilir. Ve büyük ihtimalle de başarısız olacak. Benim aslında beklediğim Lüt'tan çok daha fazlasıydı. Demek ki yetkileri onun da bu kadarmış. Mızırlık çıkaranı, konuya ilişkin işi sürüncemeye sokanı demek ki tespit edip raporlayamıyor henüz. Umarım bunu raporlar. Yeni Bakış bugün evlenenden çok boşanan var manşetini atmış. Burada bir sorun var ya. Nedir acaba ya? Neyse. Değerli izleyenlerimize eğer yorum gönderen olmuşsa ve okuyamamışsam emin olun bu cihazdan kaynaklanmaktadır. Tabii yönetmenim elinden geleni yaptı, onu da söyleyeyim. Fakat herhalde bir iletişim sıkıntısı da olabilir. Neyse bunu bırakalım. Evlenenden çok boşanan var manşeti. Ülkede yaşanan ekonomik ve sosyal sorunlar ailelerinde dağılmasına neden oluyor. Boşanma oranlarında geçtiğimiz yıla göre artış söz konusu. Mahkemelerin faaliyet raporlarına göre geçtiğimiz yıla göre boşanma oranında %8.45 artış yaşanırken sonuçlanmış 1217 aile davasının 937'si ise boşanma ile sonuçlandı. Bu da ayrı bir gerçeklik. Yani bu memleketin gerçekliği ve doğru tespit Yeni Bakış'ın bu manşetinin üzerinde verdiği spottaki tespit çok doğru tespit. Deniz Abidi'nin haberi bu. Ülkede yaşanan ekonomik ve sosyal sorunlar. Yani birbirinden ayrı değil, sosyoekonomik sorunlar aslında tam anlamıyla. Ekonomik ve sosyal sorunlar, sosyoekonomik sorunlar. Ailelerin de dağılmasına neden oluyor. Doğrudur. Herkes kendi başına, kendine bakacak şekilde yaşamayı ve bir başkasının sorumluluğunu maddi ve manevi üstlenmeyi artık çekemiyor, kaldıramıyor. Yani mesele budur. Ortamında sunan Eski Konak Meyhanesi haftanın 6 günü müşterilerini ağırlıyor. Gönyeli'nin enfes havasıyla çok çeşitli mezeleri ve et çeşitleriyle doyumsuz bir lezzet sunuyor.